Ayşegül. Anlamadım. Burada kalırsan olacaklar belli. Beni Turgay'ın elinden aldığın için sana borçluyum değil mi? Saçmalamaya başladın. Bugüne kadar hiç kimsenin benim adıma karar vermesine izin vermedim. Yusuf Miroğlu bir gasp iddiası ile gözaltına alınacak. Tutuklu olarak yargılanacak. Onu içeride yanımda istiyorum. Benim koğuşumda. Siz tutuklanacak mısınız? Herhalde ya. O kadar olacak be Hakkı. Flamingo yolunda neler oluyor? Biraz da bizim malumatımız olsun. Kralın bir fili varmış. Savaşlarda çok yararlılıklar göstermiş. Krala büyük hizmetlerde bulunmuş. Sonra yaşlanmış tabii. Kral da ona kıyamamış. Serbest bırakmış. Yılkıya bırakmış yani. Bırakırken de boynuna bir ferman astırmış. Bu kralın filidir. Kimse kılına dokunmasın diye yazmış. Arkadaşlar, bir beni bir de filleri sakın unutmayın. Babam nerede? Acil bir işi çıktı. Ne güzel. Demek beni kilit altına alıp acil işlerini halletmeye gitti. Miroğlu, ben bir ölüyüm artık. Turgay Atacan beni yaşatır mı sanıyorsun? Bak, sana can veremem. Ama seni ortada da bırakmam. Yusuf Miroğlu'nu hafızandan kazıyıp at. Bundan sonra öyle biri yok. Anladın mı beni? Ne yapacağıma sen karar veremezsin. Senden nefret etmem için elinden geleni yapıyorsun. Yanlış yoldasın baba. O mu seni terk etti? Ulaşamıyorum. Ulaşmak istiyor mu? Çok sıkı istedim zaten hayır kuşçuğu. Sıkı sıkı istemedim. İsteseydim artık babası için ben, benim için de babası bitti. Üçüncü Dünya Savaşı çıksa adamın ruhu duymayacak. Buyur. Telefon olmadı, kokoreç verelim. Yusuf abi. Hemen buradan kaybol. Ne oldu? Ya soru sorma kaybol. Niye kuşu ne oldu? Abi evin etrafı polis kaynıyor. Belki polis değiller ama arabalarda bir sürü telsizli adam var. Yunus da görmüştüm onları. Şişt, Yusuf hadi önce şu çatıya. Ondan öbürünü sonra diğerini. Kuş gibi uçup gideceksin. Ya öyle dikilme minare gibi. Hadi bakın. Abi bir araba daha geldi ya. Ya hadi yürü gari. Korkmayı da kaçmayı da öğreneceksin. Ya yenilmeyi öğrendiğin gibi. Ya hadi yürü. Ya yürü. Hadi. Hadi bakın. Yüzünü almıyor
bedenimi. Göklere sığamıyorum. Sessizce durup usulca sokulmak varken tut kendini yüreğim diyorum. Hamza Bey! Sen ha! Aman Allah'ım! Demek sen bizi unutmadın ha? Unuttum. Haklısın. Unutsan da haklısın. Ben vefasızım. Hayat vefasız, dünya vefasız. Hadi ne dikiliyoruz burada? Dur şimdi bir dakika. Yo bu sefer bırakma. Tamam Emre bir dakika. Şimdi ben acele bir şey lazım. Emret. Estağfurullah. Şu senin teknenin kaptanı duruyor mu? Duruyor. Tekne nerede? Marina'da. Kaptana bir ay ücret izin verebilir miyim? Yerine ben bakın. Aşk olsun. O sorun değil. İstediğin gibi olsun da yani iki laf etmeden mi gideceksin? E bir çay içeyim bakalım. Hah şöyle. Çabuk acele et. Geç kalacaksın. Neden? Ne zaman gelir bilmiyoruz ki. Bunlara kafanı yorma şimdi, tamam? Servisin geldi. Hadi bakalım. Gel. Ayşe haklı. Yusuf nerede? Ne durumda bilmiyoruz. Yusuf abi bakar başının çaresine, merak etmeyin. Biz işe gidelim değil mi? Sorma hata kızım. Yusuf yok diye kepenk indirecek değilsiniz ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Günaydın. Şey, bugün kızları iş yerine ben götüreyim dedim. İyi ama bir çay içseniz bari. Sağ ol Nazlı, geç kalmayalım. Sen kahvaltı etmemişsin. Bir sandviç yapayım sana. Zahmet etme lütfen. Ne zahmeti? Yap yap, yoldayız. Hemen, iki dakikada hazır. Neler oluyor Sabri abi, Yusuf nerede? Bu sefer ben de bilmiyorum. Bu kötü işte. Vahim bir şey yok. Evladım, Yusuf'tan hala bir haber çıkmadı mı? Merak etme Osman amca, ilgileniyoruz. Şu sandviç kalsın, hadi kızlar. Ah, geldim, hazırdı zaten, buyurun. Sağ ol. Rica ederim. Ben de sizle geleyim, bir dükkana uğramam lazım. Hadi hadi, hazırlanın. Bir haber çıkarsa. Görüşürüz. Merak etme, sizi haberdar edeceğim. Hadi merak Hoşça etme. Kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz abla. Hadi gari. Ya sürme yani hadi. Davulun başına gelenlerden daha fazlası geldi başıma. Gene de puştu galleşi kahpanın ne yapabileceğini kestiremiyorum. Hadi bakın. Ya hadi. Ne yapacaksın kuşu? Seni eliyle gomuş gibi burada bulsunlar, onu mu istiyorsun? Ben biliyorum. Dünyada bir tane daha Miroğlu yok. Analar senin gibi bir yiğit doğurmadı daha. Kızma, dalga geçmiyor. Yusuf'um yemin edin seni, bu devirde senin gibi bir yiğit yoktur. Kuşu lütfen. Emme. Yiğitliğin en yüce mertebesi nedir biliyor musun? Mertebe aramıyorum kuşu.
Yiğitliğin zirvesine çıkmak gibi bir telaşım yok. Çünkü mü orada olduğunu sanıyorum? Hayır. Allah'ım ya. Orada olduğunu sanıyorum. Emme orada değilsin. Biliyorum kuşçu, değilim. Orada olman lazım. Sevdiklerimin yanında olmak istiyorum. Ailemin, dostlarımın. Ben de onu istediğim için seni buraya getirdim. Gözüme bak. İyi bak Yusuf'um. Garibine güvenmiyor mu? Yiğitliğin en üst makam beklemeyi bilmektir Yusuf'um. Beklemesini bilmek. Emme uyuşuk adamın hımbıl hımbıl beklemesi de ya. Senin gibi cevval bir adamın, civa gibi birinin doğru zamanı beklemesi, beklemeyi öğrenmesi. İşte yiğitliğin ağır dağı budur. Ama ben beklemiyorum kuşçu, saklanıyorum, saklanıyorum. Kahpanın tuzağından saklanmamak cesaretle mertlik değil Yusuf'um. Ahmaklıktır, ahmaklık. Bu tabancanı da ver bakın. E hadi. Buyurun efendim. Sağ ol müdür bey. Rica ederim. Miroğlu çemberi nasıl açtı? Bir anlam veremedim efendim. Miroğlu efsanesini tarumar edecek bir yayın bombardımanı şart. Başladı efendim. Daha yaygın. Eski dosyaların tamamı yeniden açılmalı. Habercilere çarpıcı iddialar verin, gerisi gelir. Evet, niye sustun? Miroğlu'nu kahraman gibi görenler çok da. Sen kahramanlara sataşmanın nasıl bir zevk olduğunu bilir misin? Gerçi yavşakça bir zevktir ama müthiş yaygın ve güçlüdür. Ondan yararlanacaksın, hepsi bu. Kastediyor tırmışken canıma. Gözleri en son girecek kanıma. Şer edemem halimi cananıma. Fareyi elinden kaçırdın ha? Seni buraya aldım diye küstahlıklarına katlanacağımı mı sandın? Bu bana üçüncü tokadın. İlki benim üstüm olarak attığın tokattı. Çaylaktım o zaman, içime çektim. İkincisi, senin yerini aldığım zaman attığın tokattı. O zaman da eşekten düşmüş gibiydin, seni bağışladım. Ama şimdi aynı şartlardayız. Elinde bıçak, aynı şartlardayız, öyle mi? Niye? Senin de zürafa kadar boyun var. Durun, yapmayın. Bırakın ya, ne yapıyorsunuz? İşimize geldi mi biz her şeyi izliyorsunuz. Yakışıyor mu size, yakışıyor mu? Al bakayım, gazetelerimiz de gelmiş. Al bakayım.
Bütün gece kuru kuru öksürdün. Bal ciğerlerini yumuşatır. Sahi mi? Ha, al 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 al. Al bakayım. Ha. Aferin. Ha. Biraz da ekmeğine sürelim. Ha. Yağlı ballı olsun. Emine abla. Sakın ben bu kadar gam keder yüzünden ince hastalığa tutulmayayım. Tövbe tövbe. O da nereden çıktı kız? Dalga geçiyorum. Tam zamanı. Hadi ye biraz hadi. Miroğlu'na gıyabi tutuklama. Zorla alıkoyma ve gasp iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Yusuf Miroğlu için DGM'den gıyabi tutuklama kararı çıktı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Miroğlu'nun en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğini bildirdiler. Harika. Benim zavallı babam sonunda bunu da yaptı. Yusuf'a en adi suçu atıp üstüne katran döktü. Ana! Bizim fasulye sürüğünün yediği nanelere baksın. Ne diyorsun Emine abla? Sence Yusuf bunları yapacak biri mi? Tanıdığın halde hemen yazılanlara inandın. Ya tanımayanlar? Ya onun nasıl bir insan olduğunu bilmeyenler? Onlar ne düşünecekler? Benim babam kendi pisliklerini örtmek için Yusuf'u ateşe atıyor. Bu nasıl bir düzen ya? Bu nasıl bir düzen Allah'ım? Sen bu uşak yüzünden başını daha çok taşlara vuracağız. Bu ateşi bir defa avucuna almışsın. Canım yanıyor diye ne kadar aykırsan faydasız. Yalana gerek yok. Miroğlu size ne yaptıysa sadece onu anlatın. Abi niye öyle diyorsun ya? Tam aynısı olursa bir şey çıkmaz. Ben ne söyleyeceğimi bilirim. Sen yoksun bir kere. Bir sürü sabıkan varmış. Karıştırmadığın halt yok. Mağdur sensin. Senin kesinleşmiş bir mahkumiyetin yok. İlk ifadende ısrar edeceksin. Yusuf seni kaldırmış ve koparmıştır. Bunu söylemen yeter. Senaryonun diğer oyuncularını ayarladık. Şahitler var. Rıza, neredesin ya? Rıza, içeride misin? Sana kaset verende kabahat. Neredesin be kuşum? Neredesin? Tıktın biz buraya. Reis, usta şu an nerede? Bilmiyorum. Ya reis delirtme beni ya. Böyle bir zamanda hala eski hesaplar mı? Hangi eski hesaplar? Şu an bile sizden ayrı biriymişim gibi davranıyorsun ya. Oğlum ustanın nerede olduğunu bilmiyorum. Bilsem bile kimseye söylemem. Ayrıca usta bağışlayıncaya kadar sana farklı bir muamelede bulunamam. Bunu unutma. Gülçin Hanım, ben birazdan dönerim. Bir yere uğramam gerek. Peki. Bir dakika. Ben ne yapacağım burada? Sen biraz araba kataloglarına bak. Hangisinin kaç beygir olduğunu, torkunu öğren. Sabri Bey, ciddi misiniz? Beğenemedin mi?
Efendim? Esat? Evet. Ne olacak? Bir kalemde silindik. Ama tek satır bile bahsetmediniz. Bırak bu ayakları. Transbank bombasını neredeyse görmezden geleceksiniz. Korkudan altınızı ettiniz. Ağabey mi çekti kulaklarınızı? Yoksa Turgay Atacan mı? Belki de daha yukarısı. Ne oldu? Niye susuyorsun? Böyle rezalet görmedim ya. Aa evet anlıyorum. Tabii, tabii. Geç bunları yavrum, geç. İyi, kafanızı kuma gömün bakalım. Bugün bana, yarın size. Olur, yaşarsak görüşürüz. Gene de sağ ol. Ha, hiç değilse hatır sordun. Sağ ol, görüşürüz. Hı-hı. Aynı saftayız ha? Ne kadar hoş. Yusuf'un aleyhine haber yapma yarışı başlamış. Büyük bir ödül mü kondu, ne oldu? Büyük gazetecimiz olayı okuyamıyor öyle mi? Evet, okuyamıyorum. Bu tür gazetecilik senin uzmanlık alanın. Kaset patlıyor. Ağabey tutuklanıyor. Turgay tutuklanıyor. Susurluk dalgaları yeniden yükseliyor. Derken bir de Miroğlu kampanyası. Hop, bir taşla iki kuş birden vur. Hem gündemi değiştir hem de belalı bir adamı kilitle. Ne kadar hoş değil mi? Ha! Ha! Polisler geldi. Sabri abiyi soruyorlar. Ne çabuk geldin. Geçsene. Okuyunca delirdim. İyi misin? Bilmiyorum. Afiyet olsun. Rahatsız olmayın lütfen. Hepimize geçmiş olsun. Sağ ol. Buyurun. Mersi. En son durum nedir? Ortalık karışık. Bizim anda bazı esnaf Yusuf aleyhine ağız değiştirdi. Ya tehdit yaparak konuştu. Daha kötüsüne hazırlıklı olmak lazım. Abi ve Turgay Atacan azdı. Sen de böyle düşünüyorsan. Dur bakalım. Öyle hemen pes etmek yok. Biz de boş durmayacağız. Ne yapılabilir ki? Gazeteleri siz de gördünüz. Herkes saldırıyor. En umutsuz zamanımda Yusuf yanımdaydı. Bir gün bakarsın rüzgar iyi bir yönden eser demişti. Rüzgarın kendiliğinden esmesini bekleyecek zaman yok. Onu biz estireceğiz. Soluğumuz tükenene kadar. İyi de nasıl? Avukatlığını yapacağım. Var gücümle hukuk savaşı vereceğim. O kötü bir şey yapmaz. Yusuf bunu hak etmiyor. Bana inanın. O rüzgarı biz estireceğiz. Çay demlenmiştir. İçeriz değil mi? Fena olmaz. İçelim. Hemen getiriyorum. Ali abi. Ali Çetin siz misiniz? Evet. Karakola gelmeniz gerekiyor. Niye, ne oldu ki? İfadeniz isteniyor. Benim. Evet. Anlaşıldı, tamam. Ben de sizinle geliyorum. Siz kimsiniz? Ailenin avukatıyım. Ne yapıyorsun Nazlı? Endişelenme, ben buradayım. Ne gerekirse yapacağım. Ne oluyor ya Rabbim? Nedir bu bizim çilemiz? Nedir ya Rabbim? Nazlı lütfen. Hadi gidelim. Neden biz? Neden hep bizim başımıza geliyor bu olaylar? Neden? Sakin ol Nazlı. Hadi. Hadi yürüyün. Bırakma kendini. Hadi. Merak etme. Hemen döneceğim. Tamam mı? Neredesin be kuşu? En olmayacak yere demir attırdın bize. Hemen sonra. Tüm bilinmeyenleri. Yine çeyrek bilet 40.
Yusuf Miroğlu hakkında çıkarılan gıyabi tutuklama kararının yankıları sürüyor. Miroğlu olayının Susurluk bağlamında yeni bir halka olduğu iddiaları da yaygınlık kazanıyor. Bazı gözlemciler Yusuf Miroğlu'nun siyaset, bürokrasi, mafya üçgeninin kilit isimlerinden biri olduğunu, bir kısım devlet görevlileri tarafından kullanan özel bir çetenin lideri durumunda bulunduğunu öne sürüyorlar. Güzel, çok güzel. Ah kuşağı, beni bu delikte tuttuğun sürece bütün bunları yutmuş oluyorum. Eh be kuşu, ayağıma prangayı vurup gittin. Kendime gardiyan yaptın beni. Kuşu, ustam yerde. Kuşçu. Hı. Ben buradayım diye söylemiyorsun değil mi? Zakalıma bile söylemem. Peki. Evet. Siz ne arıyorsunuz burada? Sizin aradığınızı. Boşuna zahmet etmişsiniz Ayşegül Hanım. Buna ben karar veririm. Müsaade eder misiniz? Bu işe karışmayın. Benden size zarar gelmez. Artık buna bir inansanız. Boyunuzu aşar. Boyum yeterince uzun. Bu işlere kadın eli değdi mi benim midem bulanıyor reis. Bu durumda en son yorum yapması gereken sensin, unutma. Yürü. Ubango. Sen miyim? Şuradaki de çakmaklı. Biliyorsun öyle mi? Çocukken bir aralar babamla beslemiştik. Bu sevdaya yakalanan zor girdi ne? Senin kuşlar nerede indi? Hepsi firarda. Bakmayı bilemedin demek. Ya da onlar özgürlüğü seçti. Kim bilir? Doğru. Kim bilir? Yusuf'un yerini biliyorsun. Bunu görüyor musun bunu? 7 saattir yere konmadı böğün. İnmez mi peki? Ben bilmem. Ya çatlayıp ölecek ya da... Yusuf nerede kuşçu? Onu da bilmem. Belki o da dönüp duruyordur bir yerlerde. Yusuf'a söyle. Onu yerine indirmenin bir yolunu bulacağız. Yani en azından ben elimden geleni yapacağım. Bunlar büyük laflar. Değil. Hakkında güya bir tutuklama çıktı. Bu durumda bir avukata ihtiyacı var. Davayı ben alıyorum. Vakit yok. Beni ona götür. Beni dinliyor musun? Karar bende değil. Şimdi git. Gerekirse ben sana haber salarım. Kuşların kanadıyla mı? Hadi güle güle. Unutma, vaktimiz yok. Yavrum, kendini paralama. Bu işten hiçbir şey çıkmaz. Hey kızım. İşte bir iki gün çektiğimiz kalacak yanımıza. Hoş geldiniz abi. Bu da geçer kızım, geçer. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Rahatsız olma Osman amca, lütfen. Otur. Gel. Nazlı, üzme kendini. Ustanın saklanması gerek. Evet. Evet ama... Ali abi içeride ezecekler. Nazlı ablam bundan korkuyor işte. Yo. Ali'nin hiçbir şeyle ilgisi yok. Merak etme. Beni de alacaklar. Böyle durumlarda işler biraz karışır. Aşarız bunları. Yeter ki dik duralım. Ne bakıyorsun öyle? Polisler bekliyor mudur şimdi? Herhalde yani. Reis sen niye saklanmıyorsun? Oğlum başka türlü bu tezgahın altını anlamak mümkün mü?
Peki Mirol'a yasaları ne olacak? Ben bir tanesinin içindeydim, halimi görüyorsun. İçeride yalan söylemeden nasıl yırtacaksın? Ya da bu yasaya uymak için birbir gibi şakayacak mısın? İşte senin kafan bu kadar çalışıyor. Bir arpa boyu yol gidememişsin. Oğlum, ustanın yerini neden ısrarla öğrenmek istemedim sanıyorsun? Bilmediğine inanmazlar ki reis. Fena izleyecekler seni. Ne yapalım? Hamama giren terler. He, geçme bizim orayı. Peki. Fena izleyecekler seni. Boşver. Aile sana emanet. Hı hı. Sonunda pes ettin demek. Durduğun yerde dönüp durmalı olmaz o iş. Ya süzülüp gideceksin ya da vaktinden önce döneceksin. Hadi bakalım. Hadi. Dışarı çıkamazsınız efendim. Ayak mısın sen ya? Dışarı çıkmak için senden mi izin isteyeceğim? Açılsa kırarım bu camı. Israr etmeyin lütfen. Ne demek ısrar etmeyin ya? Sen benim gardiyanım mısın? Bu işi çok sevdin galiba. Aç şu kapıyı. Yapamam. Delirtme beni. Aç şu kapıyı. Hele bir dur. Niye duracakmışım? Boğuluyorum. Nefes alamıyorum burada. Beni anlasana. Dallanma iyice. Beraber çıkarıp gerekirse. Ah! Yeter be. Senden de sıkıldım. Çekil önümden. Buraya diri diri gömdünüz beni. Ne yaparsın yahu? Benim dilimden anlayan yok. Sizin dilinizden konuşacağım artık. Bırak onu elinden. Çekil önümden Emine abla. Bu kadar soytaralık yeter artık. Bırak diyorum. Ne olursun yapma. Bırak diyorum bırak. Sana. Pekala. Aç bakalım şimdi bu kapıyı. Zeynep Hanım sakin olun. Zeynep Hanım oradan lütfen. Oradan çıkacağım tamam mı? Tamam. Eğer birisi bana engel olmaya kalkarsa yemin ediyorum kurşunları midesine doldururum. Lütfen bırak. Bırak Halit elinden. Sen bu işe karışma. Bırak diyorum. Eline bile yakışmayı. Hayır buradan çıkacağım. Bu aptallığa daha fazla tahammül edemem. Aç şu kapıyı. Açsanıza. Hay Allah. Bu evden gideceksen
Evvela beni öldürmen gerekiyor. Emine abla çekil önümden. Sen babanın bana emanetisin. Hiçbir yere bırakmam seni. Emine abla çekil dedim sana. Çek tetiği. Sonra istediğin yere git. Ben hayattayken seni sana vermem büyümüş ol. Yapma Emine abla, ne olursun. Beni burada öldürüyorsunuz. Bu işkenceye dayanamıyorum artık. Yeter. Onu daha ne kadar tutarım hiç bilemeyim. Kes aklı. Yusuf. Evde durum ne? Ali'yi götürdüler. Niye? Gazetelerde var. Gasp ettiğin paralarla ona dükkan açmışım. Eski celladın seni avukat olmak istiyor. Yapabileceği ne var ki? Bir dinle bakalım. Belki vardır. Sen bilirsin. Bir dakika izin verir misiniz? Müdür hanımla bir görüşeyim. Buyurun, görüşebilirsiniz. Peki. Daha güçlü görünmeliyiz. Haklısın abi. Bir dakika müsaade eder misiniz? Geç bakalım. Gülçin. Burası sana emanet. Savaşta ona dikkat et. Hoşça kal. Güle güle. Buyurun. Buyurun amirim. İnsanlar silah sarılıyor. Kimse durup dururken çete olmuyor. İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, İngiltere İçişleri Bakanı Jack Straw'la görüşmesinde randevu skandalı yaşandığına ilişkin iddiaları yalanladı. Tantan, İngiltere ile güvenlik işbirliği anlaşmasına ilişkin taslağı verdiklerini, Straw'la görüşmesinin planlandığı... İnsanı zorla dağa çıkarıyorlar. Söyledi. Demiroğlu olayında son gelişmeler sevgili seyirciler. İki gündür geniş yankılar uyandıran Miroğlu dosyamız ilginç boyutlar kazanmaya devam ediyor. Bu sabah DGM tarafından hakkında gıyabi tutuklama kararı verilen Miroğlu'na yönelik suçlamalara neredeyse saat başı bir yenisi ekleniyor. Son olarak Miroğlu'nun eniştesine dükkan açmak için yedek parçacı esnafından haraç aldığı yolundaki iddialar konuya yeni bir boyut getirdi. İddiaların titizlikle soruşturulduğunu belirten yetkililer, Miroğlu'nun en kısa sürede yakalanacağını kaydettiler. Kediyi köşeye sıkıştırıyorlar. Ondan sonra da niye tırmaladığını oluyor? Tom ve Jerry'de bile daha adil bir düzen var. Birileri ellerinde bazı metinler tutuşturuyor. Onlar da bunu haber diye utanmadan okuyorlar. Yaylım ateş engellenmeseydi, insanlar neyin ne olduğunu, ne dalavereler çevirdiğini göreceklerdi.
Vay be müdür bey, bu ne? Eskiden çok severdiniz. Sağ ol ama yerin kulağı yoksa da duvarların gözü vardır. Siz varken duvarlar kör olur. Teşekkür ederim. Ama zahmet etmişsin. Rica ederim efendim. Rüzgar iyi esiyor. Evet. Gazeteler Miroğlu tefrikalarına başladı. Selim'le konuş. Operasyon için harekete geçsin. Peki efendim. Yusuf'um. Yusuf. Ben geldim. Bir de misafir getirdim bak. Sonunda seni görebildim. Bu kızın çenesi kuvvetli. Bu işte bir şeylere yarayacak gibi geliyor bana. Yusuf belki de benim iyi bir avukat olmadığımı düşünüyordur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayatın cilvesine bak. Düne kadar benim ipimi çekmeye hazır biriken... Gel gel otur şöyle. Şimdi davamı üstleniyor. Seni tanımıyordum. Şimdi tanıyor musun peki? En azından ipi çekilecek biri olmadığını biliyorum. Sağ ol. Şimdi hepimize birer çay katın gelin be. Çay bayatladı kuşu, yenisini demlemek lazım. Demleriz be Yusuf'um. Burası nasıl? Rahat mı? Rahatı düşünen kim? İnşallah çok kalmayacaksın. Benim için bir şey yapar mısın? Artık senin avukatınım. Bana her istediğini söyleyebilirsin. Bu özel bir istek. Zeynep'i görmeni istiyorum. Hayatta olduğumu bilsin. Peki yerini bilmek isterse? Söylemezsin. Yine aklı karışacak. Ne lazım bana? Dübeş. Aslanım kemik. Kim ısmarlıyor oğlum? Tabii gelecek. Dübeş değil, 5-4'tü. Dübeşte. Hayır, 5-4'tü. Dübeşte. Lazım olan zarı oynuyoruz. Gelsin gelmesin. En azından zar atma bari. Ya da tek başına oyna. Sen ne diyorsun lan Timur Efendi? Ömrünü uzatıyorum lan. Bir el alırsan infazın 2 gün ertelenecek. Oyna. Ben tetikçi değilim demedim mi sana? Hele bu saatten sonra. Oğlum para lazım bize. İş doğru. Avansımızı aldık. Bir pislik temizlenecek. Al şunu. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Ustaya yaptıklarından sonra ağabeyin istemesiyle tuvalete bile gitmem ben. Anlıyor musun bunu? Ya ağabeyin yaptığını nereden biliyorsun? Kesin Turgay'ın işidir bu. Adım gibi biliyorum Selim. İlgisi yok. O zaman beni ağabeyle görüştür. Tamam. Bir konuşayım. Abim ne zaman ortadan kaybolsa çocuk kendini helak ediyor. Hiçbir şey yemedi. Şimdi ne yapacağız biz? Sabri abiyi de aldılar. Kim sahip çıkacak bize? Ben varım ya yanınızda. Yusuf abime sen haber vermişsin. Doğru mu? Hı hı. Ali'yi neden salıvermediler? Beynimin içi sokmuyor sanki. Nasıl sabah olacak bilmiyorum. Dayanmak zorundayız Nazlı kızım. (Gülüyor)
Otur şöyle. Sağ ol. Bu ne? Karnın acıkmadı mı? Ne acıkması abi ya? Benim beynim durmuş, çıldıracağım. Benim burada ne işim var abi? Kafan çatlıyor şimdi. Bari mideni de deldirme, al şunu. Yesim yok abi. Bir lokma ısır, gerisi gelir. Al. Midene bir lokma indirirsen kaldığı yerden devam eder. Şu an öfkeden başka bir şey algılamıyorsun. Onun için de midenin verdiği talimatları duyamıyorsun. Isır şunu. Ne yapacaklar bize abi? Bunların beklentisi belli. Usta senin ve benim göz altında olduğumuzu öğrenince ortaya çıkar sanıyorlar. Çıkmasın abi. Bu iftiralar onu... Sahi bu iftiralar ne olacak abi? Bilmiyorum. Yusuf ortaya çıkmamalı. İnşallah çıkmaz. Isır, ye. Ailemin bu durumlara düşmesini kabullenemiyorum kuşçu. Ben artık dayanamayacağım. Zeynep'in durumuna da. Evet. Onu da bir an önce görmek istiyorum. Zaten saklanmak öldürüyor beni kuşçu. Bir de evdekilerin ve Zeynep'in durumu aklıma gelince... içimde volkanlar patlıyor. Bu delikten çıkmak istiyorum. Çıkıp ne edeceksin? Ağabey ve Turgay Atacan'ı geberteceğim. Zeynep'in babasından. Yapılabilecek işlerin içinde zararları ve yanlışları en az olan bu. Herkes için ve her şey için. Bunu nasıl yapacağım? Bir yolunu bulacağım. İkisi de içeride. Merak etme, yakında çıkarlar. Bizi boşuna mı gündeme oturtuyorlar? Bu nasıl insanlık ya? Yusuf ve Sabri Beylerin başkanı ve Şehmuz'u silah zoruyla hanın ortasında sağlandırdıklarını ve paralarını gasp ettiklerini anlatmışlar. Bunlar mahkemede de böyle konuşur. Bunda şaşıracak bir şey yok. Peki ya siz, beyler? Tanıklık yapmaya hazır mısınız? Tabii aşkım. Sorman hata hanım kızım. Miroğlu ki bana el uzatmış, canımı bağışlamış. Onun için neyi yapmam ben? Arkadaşlar da öyle. Hep kötüler kazanacak değil ya. Bizi de dinleyen birini buluruz elbet. Evet, bu iyi. Diğer arkadaşlar da kararlı, öyle değil mi? Hazırlar. Güzel. Bu işi başaracağız. İnanın birlikte kurtaracağız Miroğlu'nu. Seni tekrar göreceğimi sanmıyordum. Gelmemi Yusuf istedi. Onu gördün mü? Nasıl? Sana iyi olduğunu bildirmemi istedi. Bana nerede olduğunu söyle. Yoksa tutuklandı mı? Hayır, şimdilik dışarıda. Böyle bilmiş bilmiş konuşma karşımda. Yusuf nerede onu söyle bana. Bunu yapamam. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Sen kimsin? Kimden neyi saklıyorsun? O benim sevgilim, canım. Nerede olduğunu bilmek hakkım. Zeynep lütfen. Senin şımarıklıklarından nefret ediyorum, anladın mı beni? Aradığın fırsat eline geçti sonunda. Demek onu gördün. Demek Yusuf sana benden daha çok güveniyor. Bunu mu ispatlamaya çalışıyorsun bana? Kırıcı oluyorsun. Demek seni incittim öyle mi? Benim ne durumda olduğumu görmüyor musun peki? Onu benden koparıp almana seyirci kalmak beni kaç bin parçaya bölüyor biliyor musun? Yusuf'la arama girdin. Üstelik bunu bilerek yaptın. Bir de utanmadan ondan haber getirdiğini söylüyorsun bana. Sen beni öldürdüğünün farkında mısın? Gitmem lazım. Git! Defol git! Eminim Yusuf'a gidiyorsundur. Ona söyle. Artık Zeynep yok de. Beni ezip geçtiğini, sildiğini anlat ona. Hiçbir şey anlamıyorsun. Zafer senin. Yusuf senin artık. Git, git anlat ona. Ha 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 ha!
ben kaybettim. Aşkımı kaybettim. Yusuf'u kaybetti. Yusuf'u kaybettim Kenan elimde. Yusuf'u bulunur Kenan bulunmaz. Bu aklı fikriyle Leyla bulunmaz. Bu ne yâredir ki çare bulunmaz. Aşkın pazarında. Yine Miroğlu ile ilgili olarak gazetenin 16. sayfasında geniş bir haber daha dikkati çekiyor. Bakıyorum uzunca bir yazı ve Miroğlu ile eniştesi Ali Çetin'in fotoğrafı. İddiaya göre esnaftan aldığı haraçla eniştesine yedek parçacılar sitesinde dükkan açan Miroğlu'nun aleyhinde tanıklık yapacak kişiler tehdit ediliyor. Haberde bazı ayrıntılara da yer veriliyor ve henüz yakalanmayan Miroğlu'nun zaman zaman adamları aracılığıyla bazen de bizzat telefon açarak görgü tanıklarına gözdağı vermeye çalıştığı da öne sürülüyor. Yalnız haberde görgü tanıklarının isimleri yok. Tanıkların can güvenliği açısından isimlerinin saklı tutulduğu belirtiliyor. Sevgili seyirciler, öyle anlaşılıyor ki Yusuf Miroğlu'nu sevenlerin canlarını sıkacak haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Ayrıca bu okuduğum haberde ilginç bir ara başlık altında bir başka iddia daha dikkati çekiyor. Komplo karşı komplo demiş muhabir veya editör. Bu ara başlığın altındaki bölüm de çok ilginç. Okuyorum. Miroğlu'na komplo düzenlendiği öne sürerek izinsiz gösteri yapmak isteyen bir grubunda kamuoyunu yönlendirmek ve yakında açılması beklenen davayı etkilemek üzere bizzat sanık ve çetesi tarafından harekete geçirildiği belirtiliyor. Kahvaltı için simit getirdim sana. Kahvaltı mahvaltı edecek halim yok koçum. Ben gidiyorum. Bu aşağılık iftiralar sürerken bir delikte saklanıp duramam. Kusura bakma. Nere? Şu iki pisliği temizlemeye. Nasıl olacak o iş? Onlar içeride. Ben de içeri giriyorum. Yanlarına. Dellenme Yusuf'um. Sen bir dur. Bir de seni izlemişlerse? Yo, o kadar tedbirsiz değilim. Zeynep iyi. Ama evden çıkamadığı için sinirleri biraz bozuk. Kusura bakma kuşu. Gidemem. Özür dilerim. Gitmek zorundayım. Gidemem! Gidemem! Buradan çıkmanı istemiyor Yusuf. Buna mani olmam lazım. Eme görüyorsun ki dost dostu çiğnemeye hazır. Ben seni çiğneyebilir miyim? Sana bu tabancayı doğrultarak gidemezsin diyebilir miyim? Diyemem. Ya kendi kafama dayayıp gidersen kendimi vururum diyebilir miyim? Bunu da diyemem. Dost dosta bunları yapamaz Yusuf'um. Eme senin yaptığını da yapamaz. Asla. Çiğnemeye git. Gidiyorum ama seni çiğneyerek değil. Başka nasıl çiğneyeceksin? Hayır, Yusuf pas dur. Edeceksin. Lütfen kuşçu böyle konuşma. Sen kuşçuluğunu yapıyorsun. Sana yakışan benim gitmemi engellemeye çalışmaktır. Ama bana düşen de ne pahasına olursa olsun gitmektir. Gitmek zorundayım kuşçu. Dost dostu çiğne. Bu olmamış şey değil ki. Gitmek zorundayım. Gari sen bilin. Git Yusuf. Git hadi.